Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki ÖSYM tadında sorular 2 testinin çözümünü yapacağız. TYT tarzında bir testimiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıdaki şekilde bir merdivenin yan yüzeyinde 3 tane eş ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgen ve en son oran istenildiği için ben bunları isterseniz 1 1 diyeyim arkadaşlar. 1 1 ise burası ne yaptı? Kök yaptı ikiz kenar dik üçgen. 1 1 kök 2 1 1 kök 2 yaptı. Sonra bir tane x kenar dik üçgen. Arkadaşlar burası 3 kökü ise bu kenarlar 3'e 3 mi yapacak? Evet yani şurası da ne yaptı? Bir kenarı c'nin c'de 2 tane de kare olduğuna göre 3'ü 2 parçaya bölecek. 3 bölü 2 şeklinde bu oldu. Bir kenar arkadaşlar. Bize diyor ki bir tane a şeklinin alanı o da hocam 1 çarp 1 bölü 2 bölü bir tane c şeklinin alanında oranı nedir diye soruluyor. 3 bölü 2'nin karesine oranı nedir diye soruluyor. O zaman bu ne yaptı arkadaşlar? Bu 1 bölü 2 bölü 9 bölü 4 yaptı. O zaman bu ne yaptı? 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 9 yaptı. O da 2 ile bu sadeleşince 4 ile 2 sadeleşince yukarısı 2 yaptı. Cevabımız 2 bölü 9 yaptı böylelikle. Evet cevabımız 1. soruda açay oldu. Geldik 2. soruya. 2. soruda yukarıdaki şekilde 5 12 verilmiş hemen. Şurası ne olacak arkadaşlar? 13 olacak. BC uzunluğu 12. ABD x kenar dik üçgen. ABD x kenar dik üçgen hocam burası o zaman 5. E buraya ne kaldı? 7 kaldı. Buna göre DE e kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar alfabete dalıp şu üçgenle büyük üçgendeki benzerlikten de sonuca ulaşabilirsiniz. Birinci yolunuz bu olsun. Ya da hocam direkt şurada dikkat ederseniz 13 tabanına ait yükseklik var. Alandan da sanki sonuca ulaşabiliriz. Sarı bölgenin alanı nedir arkadaşlar? 13 çarpı x bölü 2. Aynı zamanda sarı bölgenin alanı nedir? tabanı 7 iken 7 tabanına ait yükseklik 5 değil mi? 7 çarpı 5 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti. Buradan 13x eşittir 35 ise o zaman ikisi ne yapıyor arkadaşlar? 35 bölü 13 eşit olacak. Evet cevabımız 35 bölü 13 yaptı. İkinci soru böylelikle balık esir oldu. Geldik üçüncü soruya diyeceğim ama ikinci soru. Üçüncü soru ÖSYM köşesinden bir soru. Maalesef kanalımda çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. Geldik dörde. Aşağıdaki ABC eşkenar üçgenin kenarlarına paralel çizilen doğru parçalarıyla eşkenar üçgensel bölgeye ayrılmıştır. Bir boyalı bölgelerin alanları toplamı 12 olduğuna göre alan ABC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Tabana ait yükseklikten yapacaktım neredeyse ama bence gerek yok. Bu A, burası 2A, burası da A, burası A, hatta burası 2A yaptı şuraya kadar parça. Burası da 2A mı arkadaşlar? Evet sanki alan dağıtarak da yine sonuca rahat bir şekilde ulaşırız arkadaşlar. Evet ne yapacağız burada? A'dan başlayalım arkadaşlar. Ya da isterseniz 2 A'dan. Yok A'dan başlayacağız. 2 A'dan başlarsak 2 A'da kalan 2 A ise hop şöyle şu alanı parçalamış olacağım. Olmaz. A'da kalan 2 A ise 2 A'da kalan nedir arkadaşlar? 4 A'dır. Sonra bu tepe noktasına göre alan dağıtamıyorum bakın. Geldim öbür tarafa. Öbür tarafta 2 A'da kalan 2 A'da kalan Şurası arkadaşlar 2A'da kalan. Bakın 2A'dan 2A'ya dağıtacağım. Bakın 2A'dan 2A'ya dağıtacağım. Tepe noktası bu mu yapıyor? Evet. 2A'da kalan 6A ise 3 katı 3 katı şu beyaz da ne yapacak o zaman? Burası da 6A olacak. Şimdi burada işim bitti. Geldim şuraya. Hocam burası 3A. 3A'da kalan 12A ise tepe noktası B olan da 3A'da kalan 12A ise kaç katı? 4 katı. Hocam 4 katı o zaman burası 4A diyebiliriz. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 4, 4, 8 A'yı adam bize 12 vermiş. A buradan 12 bölü 8. 4'e bölsen 3, 4'e bölsen 2. Yani 3 bölü 2. Alan ABC'ye bakacak olursak kaç yapıyor arkadaşlar? 10, 14, 16 A isteniliyor bizden. Yani 16 çarpı 3 bölü 2'den. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 24 çıkıyor. Evet 4. soru Edremit çıktı ama böyle tam da böyle Uzun yoldan yapacaktım en yani başta. Uzun yoldan yapmaya da müsait. İşte hocam tabana ait yükseklik çizelim. Şuradan burası 2 aysa yüksekliği bilmem ne olacak falan filan. Ya da yükseklik direkt burası yapıyor da burada. Neyse. Burada da şöyle bir yükseklik çizecektiniz böyle. İşi biraz uzatacaktık sanki. Neyse dördüncü soru Edremit oldu. Geldik beşinci soruya. 15-20-25. Evet şöyle bir 15-20-25 üçgenini çizelim arkadaşlar. 15-20-25 üçgeniyle alakalı bir şey varmış. Elimizde. 15, 20 ve 25 üçgeni varmış elimizde. Evet kenar uzunluklarına sahip üçgen biçimindeki kağıt en uzun kenarına ait yükseklik boyunca kesilip. Evet en uzun kenarı hipotenüs değil mi? Hipotenüsüne ait yükseklik boyunca kesilip şöyle kestim. Bu arada ben bunu böyle kesince artık böyle hocam 15 çarpı 20 bölü 2 alandan gidebiliriz aslında. Alan 15 çarpı 20 bölü 2 eşittir. Aynı zamanda 25 çarpı h bölü 2. Zaten bir dik üçgende bütün kenarlar belli, sadece hipotenüs eksikse bu şekilde buluyorduk arkadaşlar. Buradan böyle ikiler gidince h'yi neyse buluyoruz, h'yi ne buluyoruz? 12 buluyoruz. Ama ben bunu nereden bulurdum? Hocam ben bunu hissederdim. 10 15 varsa hocam burası 9 12 15 üçgendir diye hissederdim. Yani 9 12 15, 12 16 20 tutuyor mu? Tutuyor. Sıkıntı yok. Evet, sonra diyor ki bize parçalardan küçük olanı yani şurası arkadaşlar Büyük olanın üzerinde dışarıya taşmayacak şekilde konuluyor. Arkadaşlar büyük olanını ben şöyle bir çizeyim öncelikle. Büyük olan üçgeni şöyle bir çizdim. Şu büyük olan üçgen. Büyük olan üçgen ne? 12, 16, 20. 12, 16, 20. Ve ben şu üçgeni şu üçgenin üzerine koyacağım arkadaşlar. Bunun üzerine koyacağım. Ve taşmayacak. Dışarı taşmayacak. 12'lik kısım o zaman buraya mı gelecek arkadaşlar? Evet. Ya da isterseniz şöyle de koyabilirsiniz. 12'liği böyle koyup 9'luğu da böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Dışarı taşmıyor sonuçta. Aldım bunu böyle koydun. Ya da tam tersi hocam 9 kenarını ben buraya koyayım diyebilirsiniz. 9'a 12 şöyle de bir üçgen oluşturabilirdiniz. Hiç fark etmez. Buna göre son durumda büyük parça kağıdın görünen yüzeyinin alanı. Yani senden ne isteniyor? İşte tam olarak burası isteniyor. Yani büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanı çıkart diyebilirsin. Ya da burası 9 ise direkt. Buraya kaç kaldı? 7 mi kaldı? Evet 7 kaldı. Burası da 90 derece olduğundan dolayı. Bu mavi alan nedir? Tabanı 7 iken yüksekliği 12 değil mi? Evet 7 çarpı 12 bölü 2 isteniyor arkadaşlar bizden. Şu 2 ile 12 sadeleşince 6 6 kere 7 kaç yaptı? 42 yaptı. Dolayısıyla kaçıncı soru? 5. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 6. soruya. Hmm. Şimdi o güzel hareket. Kenarları 24'e 60 birim olan üçgen desenli dikdörtgen biçimindeki halı şekil 1'deki uzunluk değerleri oluşacak biçimde bir iş yerinin bir basamaklı çıkış kapısına konuluyor. D1 ve D2 paralel olduğuna göre çıkışın üstten görünümü gösteren şekil 2'deki gözüken sarı desenlerin alanları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şuradaki küçük parça ve şuradaki parça alanını bulacağız. Yani şunlar birbirine paralel. Arkadaşlar aslında şöyle bir şey oluşuyor basamaktan dolayı. Şu basamağı çizecek olursak hocam şu basamağı çizdin, şu basamağı çizdin, şöyle çizdin. Senden istenilen kısım işte tam olarak da şurası. Şu bölüm ve yani şuradaki alan ve şuradaki alan isteniyor arkadaşlar bizden. Öncelikle ben tüm alanı bulabilirim. Onda bir sıkıntı yok. Ee, şu D1 ile D2 arasını vermiş mi bize? birim? Şurayı 20'ye 30 vermiş. Arkadaşlar bakın burası 20. Sonra burası da 30 olmuş. E buraya da kaç kaldı? 10 kaldı hocam. A burada 2, 1, 3 oran yok mu? Evet burası 2K. Burası K. Burası da 3K mı oldu? Aynen öyle. Benzerlikteki alan ilişkisinden hocam 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Hocam burası 4 a iken tamamı 9 a buraya kaç a kaldı? 5 a kaldı. Hocam sonra 2 bölü kaç burası arkadaşlar? 2 bölü tamamı kaç yaptı? 2 1 3 yani burası kaç arkadaşlar? 3 6 mı? 2 bölü 6'nın karesi. Sadeleştirme yapmayalım çünkü burası hala 4 a kalacak. 4 bölü 36. Hocam burası 4 a iken tamamı 36 a. 36 A ise 9'u buradaysa o zaman 27 A mı kaldı arkadaşlar buraya? Evet. Yani senden 27 A artı 4 A isteniyor. Yani senden istenilen 31 A isteniyor arkadaşım. Şimdi sen şu üçgenin alanını bulabilir misin? Öncelikle tüm alan kaç A arkadaşlar? Tüm alan 36 A. Tüm alan 36 A olduğunu biliyorsun. 36 A da 24 burası. Yüksekliği de 60 yapmıyor mu? Şuradan bir yükseklik çizsen. Evet. 36A 24 çarpı bakın şöyle çiziyorum sileceğim şekil karışmasın diye. Şuradan çizdiğin yükseklik şu 60 eşit değil mi? Aynen öyle. 24 çarpı 60 bölü 2'ye eşit. E hocam burada gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak şu 2'ye bölsen 2'ye bölsen 12 geldi buradan. 12 ile 36 sadeleştirse 3 geldi. O zaman 60 bölü 3'ten A'yı da kaç buluruz arkadaşlar? 20 buluruz. Bizden ne isteniyor? 31A isteniyor. 31A'da 31 çarpı 20'den kaç yapıyor? 62 yani 620 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 620 oldu. Yani Ceyhan oldu arkadaşlar. Gerçekten bu da güzel bir soru. Değişik sorularla karşılaşıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çoğu zaman da bunu 3-4-5 çözerken de söylüyorum zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten ufkumuzu açan sorular. Evet cevap diye bu arada yazarlarımıza. Mehmet hocam işte ee... o unuttum hocam. <laughs> Ay vallahi daha dün konuştuk ama onu kusura bakmayın. Eee yazarlarımıza 3 4 5 yazarlarına gerçekten çok teşekkürler bizleri bu tür sorularla tanıştırdığı için. Evet böylelikle arkadaşlar ÖSYM tadında sorularda 2. testini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte ÖSYM tadında sorular 3'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. hoşçakalın